Bir gün TV yayından herkese merhabalar. Ülke tarihinin en kritik seçimlerine 68 gün kaldı. Muhalefet partileri dün itibariyle adaylarını açıkladılar. İYİ Parti lideri Meral Akşener daha önce seçilecek aday vurgusuyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmişti. Ancak dün yapılan istişareler sonucunda masa tekrar anlaşmış oldu. Akşener masaya geri döndü. Bugün aramızda siyaset bilimci Seda Demiralp var. Kendisine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Seda Hanım. Başta söylediğim gibi son 48 saatte siyasete pek çok şey yaşandı. Meral Akşener önce masayı terk etti, sonra masaya geri döndü. Siz bu süreci öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Akşener neden masadan ayrıldı? Evet, yani neden ayrıldı ve neden döndü aslında bence bana göre beraber bile cevaplanabilecek sorular. Yani ikisi ayrı ayrı hep pek çok kişi tartışıyor ama ama hani niye ayrıldığından başlayalım tabii. Yani Akşener çok seçmen odaklı bir siyasetçi. Yani siyaset iletişimi, siyaset yapma biçimi genellikle kendini anlatan, partisini anlatan bir siyasetten çok hani seçmende olan duyguyu seçmene geri yansıtan bir siyaset biçimini örneklendiriyor. Burada da yani adaylık sürecinin bir çok uzamış olmasının yarattığı bir tepki var seçmende ki bunu biz yani uzun bir zamandır gözlemliyoruz. İkincisi adaylıkla ilgili yani muhalefet adayının kim olacağı ile ilgili farklı görüşler var. Hep yani CHP içinde ve CHP dışında yani uzun bir süredir Kılıçdaroğlu'nun hem aday gibi yani belirlenmiş aday gibi ama bir taraftan da yok tam da kesin değil gibi olan bu ikircikli bir durumu vardı. Bu da seçmenin önemli bir kısmında bir rahatsızlık yaratıyordu. Kılıçdaroğlu'nun değil de bu diğer isimleri İmamoğlu veya Yavaş'ın aday olmasını isteyen bir seçmen grubu vardı yine hem CHP içinde hem CHP dışında. Bu duygular çok fazla temsil bulamıyordu çünkü adaylık konusu konuşulmuyordu bir türlü. Yani normalde çok bir ittifakın çok daha erken aşamalarında konuşulması gereken bir konu çok uzun bir süre ertelenmişti. O yüzden de bu tepki, seçmendeki tepki birikti ve bir şekilde yani temsil buluncaya kadar zorladı kendisini. Akşener'in bunu yansıttığını düşünüyorum siyasete. Ve peki o zaman neden döndü diyecek olursak da ama yani bence zaten yani çok ince bir yolda ilerlemeye çalışıyordu Akşener. Yani seçmen odaklı siyaset dedik, seçmenin bir tepkisi vardı adaylık süreci ve adayın belirlenmesiyle ilgili olarak. İki ama seçmen birliği de istiyordu. Yani bu partilerin hepsinin bir arada olması, güç birliği yapması, birbiriyle rekabet etmeyip enerjilerini, muhalif enerjinin rekabete gitmeyip ortak kampanya gitmesini de istiyordu. Yani bu iki talebi, seçmen talebini birden taşımaya çalışıyordu aslında. Ve aslında bir ölçüde bunu da yapmış olduğunu da söyleyebiliriz. Hem çok sert bir tepki verdi evet ama arkasından yani belli şartlarla geri dönmüş oldu. Hani bu şartlar ne kadar karşılandı o işin başka tarafı ama masadan ayrılış ve geri dönüş kısmını bence bu şekilde yani seçmen talebini, kendi tabanının özellikle talebini masaya taşımak olarak yorumlayabiliriz bence. Evet hocam, demin aslında siz de bahsettiniz altılı masa yakın zamana kadar aslında adayını yıpranmasın diye açıklamadıklarını biraz da söylemişlerdi. Elbette ki şu ana kadarki toplantılarda adaylığın da muhakkak görüşülmüş olma ihtimali yüksektir. Diğer yandan baktığımız zaman burada özellikle tabanda birlik görüntüsü, Erdoğan karşıtlığı çok yüksek durumda şu anda. Bu İYİ Parti tabanında da aslında yüksek. Görüyoruz anketlerde de İYİ Parti tabanının Erdoğan rejiminden, AKP'den rahatsız olduğu ortaya çıkıyor. Aslında geri dönmesinde Akşener'in biraz daha o toplumsal Erdoğan, toplumdaki Erdoğan karşıtlığı, toplumdaki rejimin değişiminden yana tavrı etkili oldu diyebilir miyiz? Tabii aynen öyle. Yani onu ben de aslında vurgulamaya çalıştım. Yani tabanı, İYİ Parti'nin tabanı ve genel olarak muhalif taban
yani bunu bir, bu seçim bir referandum olarak görüyor. Yani değişim mi, değişime evet mi, hayır mı şeklinde. O yüzden hani mevcut sistemin değişmesini isteyen herkes doğal olarak bir güç birliğini de destekliyorlar. Çünkü bu şekilde yani adil olmayan bir seçim ortamında bu kadar parçalanmış bir muhalefetin olduğu bir yerde muhalefetin seçimle iktidar değiştirebilmesinin tek yolu güç birliği yapması. Ha bu güç birliği ortak adayla olur. Yani ilk turda çoklu adayla, ikinci turda birleşmeyle olur ama genellikle otoriter ya da otokratik boyutların, elementlerin olduğu yani hibrit rejimlerde ortak aday daha etkili bir yol. Yani demokratik seçimlerde çok yani çok adayla birinci turlar ve daha sonra ikinci turda birleşmeler hani çok görüyoruz ama daha böyle hibrit Türkiye gibi hibrit rejimlerde ortak aday çok daha makul. O yüzden tabii ki seçmende böyle bir talep vardı. Biraz önce söylediğim gibi seçmen hem birlik istedi ama hem de seçimi kazanmak istedi ve kimin kazanacağı ile ilgili ya da kimi bu ittifakın başında görmek istedikleri ile ilgili farklı görüşleri vardı. Kolay değil yani, bu hep olur tabii ki, farklı görüşler hep olur. O yüzden bunların çözümlenmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olur. Yani gördük ki birkaç günde bile çözüm olabildik. Mesela düşünebiliyor musunuz? Mesela 5-6 ay önce bu gerilim yaşanmış olsaydı çok daha sağlıklı bir şekilde çözümlenebilirdi. Bu kadar seçimlere yakın zamanda olması bence sorun, en büyük sorun. Yoksa yani hiçbir gerilimin olmamasını beklemek tabii ki gerçekçi değil. Evet, peki süreci bundan sonra Akşener açısından ve İYİ Parti açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Akşener şimdi bir hamle yaptı. Bunun mutlaka İYİ Parti tabanında da bir takım yansımaları olacaktır. Özellikle Akşener masadan ayrılırken çok sert sözler söylemişti. Şimdi masaya tekrar geri döndü. Ancak taban bunu nasıl karşılar? İYİ Parti seçmeni nasıl karşılar? İYİ Parti'de pek çok ilde yöneticilerin bile istifa ettiği söyleniyordu. Siz bundan sonraki süreci İYİ Parti ve Akşener açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani bu istifaların yani oranını bilmiyoruz. Abartılıyor da olabilir. Yani ben seçmen talebinin ya da partisinin istekleri dışında hareket edeceğini çok sanmam. Yani o çıkışın o andaki sadece duyguyu yansıttığını, Akşener'in kendi duygusunu yansıttığını da düşünmem. Yani Akşener tecrübeli ve rasyonel bir siyasetçi. Muhtemelen tabanının istekleri, tercihleri doğrultusunda hareket etmiştir. Yani şu anki tabloya da bakarsak aslında hem tabanının şikayetini hem de yine de masada kalma ve birlik halinde olma isteğini aynı anda birlikte masaya taşımış oldu. O yüzden yani tabii risk aldı. Riskli yani, dili çok sertti, verdiği tepki sertti. İşler bu şekilde gelişmese belki geri dönüşü olmamış olsa o zaman yani masadan kalkmış olmak tabii çok büyük bir sorumluluk, çok riskliydi. Tıpkı kendisinin de ifade ettiği gibi aslında ya tarih olacağız ya tarih yazacağız dedi. Yani hem kazanma hem de risk ki çok yüksek. Yani kazanılacak, kazanırsa kazanma, kazanacağı da yüksekti. Kaybederse kaybedeceği de yüksekti. Şu noktada bana seçmeninin taleplerini masaya taşımış olduğu için seçmenin olayını alacaktır gibi geliyor. Özellikle de yani seçim kazanılırsa. Evet. Seçim kazanılırsa bundan sonra nasıl bir rolü olur? Yani ben yani seçim boyunca işbirliği içerisinde olacağını tahmin ederim, düşünürüm. Bir seçim zaferi olursa yine yani bir koalisyonun parçası olmasını tabii bekleriz. Biraz daha ama belki daha bağımsız, yani bir noktada, bir vadede daha bağımsız hareket etmek yoluna da geçebilir. Verdiği sinyallerden onu da düşünebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak yerine milletvekili kalmayı tercih edebilir. Zaten parlamenter sisteme bir geçiş olduktan sonra yani bu ittifak içerisindeki pek çok partinin artık birbirleriyle rekabet etme sonsuza kadar vazgeçmiş değiller tabii ki. Ertelediler. Yoksa ittifak kurmak yerine birleşir bir parti olurlardı. O yüzden bir noktada zaten hepsinden bu beklenebilir.
Yani yavaş yavaş kendi bağımsızlıklarını, kendi tekil kampanyalarını yapmaya başlamalarını vesaire bekleyebiliriz. Belki İYİ Parti'den bunu biraz daha erken bekleyebiliriz. Evet hocam. Aslında kriz zamanları liderlerin profilleri açısından da bir turnusol işlevi görüyor. Diğer yandan mesela bir de Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu tarafı var. Aslında Kılıçdaroğlu da son 48 saatte pek çok hamle gerçekleştirdi. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem depremden bu yana aslında bir değerlendirmek gerekirse Kılıçdaroğlu'nun son birkaç gündeki ya da birkaç haftadaki profilini nasıl değerlendirirsiniz? Yani yine ben bir süreç içerisinde aslında değerlendirmeyi tercih ederim. Yani adaylık konusunun bu kadar, yani Kılıçdaroğlu'nun da kendi adaylığıyla ilgili arzusunu, niyetini yani hani 3 Mart'ta değil çok daha erken masaya getirmiş olması, yani masaya getirmediklerini ifade ettikleri için böyle söylüyorum. Bence gerekirdi. O yüzden bu kadar yakın bir tarihte bunun masaya gelmesi, bu kadar yani gerilim getirebileceği, tartışma getireceği belli olan, öngörülebilen bir konunun bu konuda bir eleştiri yöneltebilirim. İkinci olarak da bu gerilimin, yani adaylıkla ilgili yaşanan gerilimi Kılıçdaroğlu'nun daha erken modere edebileceğini düşünüyorum. Yani bunu yapabilirdi. 2 Mart günü yaşanan, yani o gerilimin yaşandığı gün bu model, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü masaya gelebilirdi. Yani bu formül, yani son birkaç günde icat edilmiş bir formül değil. Pek çok kişinin konuştuğu, değerlendirdiği formüllerden bir tanesiydi. O yüzden hani Akşener'in masadan kalkıp onun geri gelmesini beklemek yerine o esnada devreye sokulabilirdi. Yani üçüncü olarak da tüm bunlar çözülüp yani dün akşamki konuşmanın yapıldığı, Saadet Partisi'nin önündeki konuşmanın yapıldığı ana gelecek olursak, yani o toplantı, o ortamda, yani toplantı sonrası yapılan konuşma atmosferinde, yani çok kişi geldi izlemeye, karşılamaya, dinlemeye, çok ciddi bir heyecan vardı. Tabii televizyonlardan izleyenler, dışarıdan, yani aylardır görünmemiş bir muhalefet enerjisi vardı. Çok yükselmiş, olumlu anlamda çok yükselmiş bir enerji vardı. Bu kadar bu enerjinin yükselmesi, yani bu birliğin yeniden sağlanması kadar ve adayın artık açıklanıyor olması kadar Yavaş ve İmamoğlu'nun da bu denkleme dahil edilmesiyle ilgiliydi. Yani bundan ötürü de çok coşku duyan bir seçmen grubu da vardı şüphesiz. Bu konuşma sırasında bu isimlerin telaffuz edilmemesi bu enerjiyi biraz sönümlendirdi diye düşünüyorum. Yani bu muhalefet enerjinin yüksek olması seçim kazanmak için çok çok önemli. Yani mesela iktidar partisi için ya da 20 yıldır iktidarı olan bir parti için seçim sürecinde heyecan duygusu ya da coşku duygusu çok kritik değil. İktidar sanız 20 yıldır daha çok bilinen olmak, bilindik yol olmak, daha çok güven vermek vesaire gibi duygularla yeniden seçim kazanmaya çalışırsınız. Çok fazla heyecan yaratması beklenmez 20 yıldır iktidarda olan bir partinin. Ama eğer muhalefet partisiyseniz ve özellikle 20 yıl sonra iktidar değiştirme iddiasında olan bir yani ittifakın parçasıysanız, bir ittifaksanız, bir tarafsanız, o zaman size en çok yol kat ettirecek duygu, seçmen duygusu, coşku olacaktır. Bu heyecan olacaktır. Bu heyecanın sönümlenmemesi, kapsanması gerekir. Yani burada liderlerin ben veya sen dememesi, hani o grup içerisinde kime, her kim enerji getirebiliyorsa masaya, o ismin de, onu sevenlerin de, o duygunun da kapsanması gerekir. Ama bunlar dışında tabii yine de Kılıçdaroğlu'nun bu ittifakı oluşturmaktaki rolü,
Yani çok senelerce işte kimlik çatışmaları, ideolojik çatışmalar vesaire sebebiyle bir araya gelmesi bile neredeyse yani pek düşünülemeyecek grupları bir araya getirmek adını attığı adımlar önemli. Ve tabii en son yine de Akşener'in geri dönmesi ve bu belediye başkanları ile ilgili yani onlar kendi görevlerine devam edecek pozisyonundan bu görevleriyle birlikte veya değil Cumhurbaşkanı yardımcılığının da yani seçmenin ve Akşener'in tarafından ifade edilen bu talebin karşısında bir adım atması da bunlar tabii olumlu özellikler. Size bir ekle yapmak istiyorum aslında. Demin hani Saadet Partisi önünde iki belediye başkanından bahsetmedi demiştik ama CHP Genel Merkezi önünde her iki belediye başkanından da aslında bahsetmişti hocam. Evet aynen ben de aslında ona da gelecektim ama çok kısaydı yani hiç onların yeterince onlar konuşmadılar hiç ve onlar hakkında çok kısa konuşuldu. Halbuki bu coşkunun çok büyük bir kısmı onların sisteme dahil edilmesiyle ilgili ve bu çok yeni bir gelişme. Bu heyecanı çok daha iyi kapsayabilir, seçmini daha da coşturabilirdi eğer bu lider, bu iki ismi daha fazla yukarıya taşısa, daha fazla öne çıkarsa. Bu ben bir de bunu şöyle görüyorum yani birbirinin ışığında parlayabilmeli ittifaktaki tüm isimler kaldı ki kendi partisinin belediye başkanları olduğu için hani CHP adına hani bir çok çok büyük bir başarı tabii ki yani bir ittifak düşünün ki ittifakın ortak adayı bir partinin genel başkanı ve yardımcılarından ikisi de onun belediye başkanları. Yani bu CHP adına bunu çok büyük bir başarı olarak görüp bu şekilde çerçeveleyebilirdi. Biraz bunun eksik kaldığını düşünüyorum. Hocam az önce aslında bahsettiğiniz Kılıçdaroğlu'nun bir başka başarısı da farklı kimlikleri de aslında bir araya getirmiş olmasıydı Erdoğan'a ve Erdoğan rejimine karşı. Kılıçdaroğlu adaylığı açıklanırken diğer yandan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar canlı yayında kendisinden bir görüşme talep etti. Ve aday çıkarmayı yeniden gözden geçirebiliriz dedi. HDP'nin bu çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani HDP'nin gönderdiği olumlu sinyal tabii çok yani iyi bir gelişme, pozitif bir gelişme. Yani biraz önce söylemiştik bu bir yani referandum fonksiyonunda bir seçim. Yani siyasi açılıma, Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesine bir kapı açılma. Bir anda tabii mucize olmasını da beklemiyoruz. Tüm sorunların birden çözülmesini, tüm grupların, siyasi grupların, partilerin kendilerine özgü taleplerinin hepsinin birden yerine gelmesini belki beklemiyoruz ama bir değişim için daha çoğulcu, daha kapsayıcı, daha demokratik bir sisteme geçiş için bir kapı aralanması yani, muhalefetin bunu bu şekilde sunması çok önemli. Yani HDP'nin mesajı da aslında bu şekilde seçimlere, 2023 seçimlerine baktıklarını gösteriyor. O anlamda sağlıklı iletişimin olabilmiş olduğunu gösteriyor altılı masa ve HDP arasında. Hocam şimdi aslında dün itibariyle seçim süreci de seçim startı da başlamış oldu. Önümüzde ekonomik kriz zaten vardı. Buna bir de maalesef deprem gündemi eklendi. Ve bu süreç her iki gündem de aslında seçim süreciyle birlikte eş zamanlı şekilde yürüyecek gibi görünüyor. Siz muhalefetin, altılı masanın ya da toplumsal muhalefet güçlerinin seçim sürecine kadar özellikle nerelere odaklanması, yönünün nereye dönmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani depremden önce konumuz en başta ekonomiydi. Tabii demokratik gerilemeler de son derece kritik. Yani averaj seçmen için en ağır, en acil sorun ekonomik krizdi. Ben o zaman da hep demokratik gerileme ve aslında ekonomik gerilimi arasında hani bizim literatürde bildiğimiz çok net ilişkiler var bu ikisi arasında. Hani bunların birlikte konuşulması gerektiğini hep düşündüm. Hani demokrasinin bir lüks olduğunu, yani önce ekonomik düzelmenin daha sonra demokratikleşmenin gelebileceği görüşlerine
karşı olarak ben ikisinin aslında zaten birbiriyle yakın ilişkisi olduğunu ve birlikte hedeflenmesi gerektiğini hep düşündüm ama master çerçeve ekonomiydi tabii ki. Şimdi deprem oldu, tabii ki deprem bizim gündemimizi değiştirdi. Çok ağır bir trajedi olarak gündemimize oturdu. Fakat şunu vurgulamak isterim ki yani bu tür büyük afetlerde bunların siyasallaşması ya da siyasete taşınması mevcut siyasetteki süre gelen başka problemlerle ilişkileri doğrultusunda oluyor. Yani sadece bu afeti konuştuğunuzda, bunun siyaseti yapıldığında ki bu tabii ki son derece normal, bunun etkisi çok kısa oluyor. Ama yani tüm afetler, yani bunun kasırgası, depremi, sel baskını ve bunun arkasından gelen, yaşanan, esas hani afete dönüştüren, yani bir doğa olayını afete dönüştüren süreç hemen her zaman siyasetteki, o ülkedeki mevcut bazı sorunları ortaya çıkartır. Bir takım eşitsizlikleri ortaya çıkartır. Yani yoksullar ve zenginler hemen hemen hiçbir zaman aynı derecede etkilenmezler. Yani hali hazırda daha kötü durumda olanların canı hep daha fazla yanar. Veya yönetimle ilgili bazı sorunları ortaya çıkartır. Mesela hızlı ve efektif bir yönetim mi vardır? Hantallaşmış ve esnek bir şekilde sorunlara cevap veremeyen bir yönetim mi vardır? Bazı bölgeler özellikle mi ihmal yani geri kalmıştır ve oralara erişimi hükümetin zorlaşmıştır? Mesela işte Hurricane Katrina'yı hatırlayacak olursak bu yani New Orleans'ta yani Afrikalı Amerikalıların daha çok etkilenmiş olması, hani hükümetin yavaş tepkisi, ekonomik eşitsizlik ve ırkla ilgili de isyan duygularını çok coşturmuştu ve yükseltmişti haklı olarak. Ve bu hayatları üzerinden siyasallaşmıştı. Yani o yüzden deprem tek başına tabii ki çok 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 büyük bir trajedi, çok can yakıcı. Ama bazı yaralarımızın da kabuğunu kaldırdı ve altta yatan yaralarımızı da konuşmamız gerekiyor. Çarpık kentleşmeyi konuşmamız gerekiyor. Ekonomik eşitsizlikleri konuşmamız gerekiyor. Aşırı merkezileşmiş, bürokratik anlamda çok şişmiş, genişlemiş ve o oranda esnekliğini, sorunlara müdahale edebilme kıvraklığını yitirmiş bir yönetim sistemini konuşuyor olmamız gerekiyor. Mesela biz uzun bir süre parlamenter sisteme geçmeyi konuştuk ama bu biraz soyut kaldı yani ki zaten yani biraz entelektüel teknik bir konudur. Yani başkanlık sisteminden, sistemden parlamenter sistemin iyi olduğunu, daha bizim için, Türkiye için tercih edilesi olduğunu her zaman seçmen bilmek zorunda değildir. Yani seçmenin yani günlük hayatında etkisini göstermezseniz çok teorik ve soyut kalabilir. Ama burada biz gördük değil mi? Aşırı merkezileşmenin problem olduğunu, yani parlamenter demokrasiye geçmekle birlikte daha güçlerin dağılabileceği ve daha hızlı, daha esnek müdahalelerin söz konusu olabileceği, mesela bunları anlatmak için bir fırsat. Yolsuzluk ve afetlerden olumsuz etkilenme arasında çok ciddi bir korelasyon var tüm dünyada. Yolsuzluk da mesela senelerce yolsuzluğu konuştuk, işte 2014'te muhalefet siyasi kampanyasını yolsuzluk üzerine yaptı ama hiç çok çok az karşılık buldu. Neden? Çünkü yolsuzluğu yani kurumsal bir mesele olarak gördü seçmen. Kendi hayatına doğrudan etki eden bir şey gibi görmedi. Yani neredeyse ahlakçı bir tutum gibi gördü. Ama yani daha 2019'da mesela muhalefet bunu fark etti ve kampanyayı bu şekilde taşımaya başladı. Yani yolsuzluk seçmenin kendi cebinden giden bir para, israf söylemi mesela, bu bağlantıyı kurmaya yaradı. Yani yolsuzluğun kurumsal, soyut, ahlaki bir sorun sadece değil, günlük ekonomik sıkıntılarını seçmenin etkileyen, bunlara sebep olan bir faktör olduğunu. Yani burada da yani yolsuzluk konusunu konuşmak için, aşırı merkezileşme problemini konuşmak için, çarpık kentleşmeyi korumak için, hani çevre dostu olmayan projeleri, mega projeleri vesaire, bunları konuşmak için bir çerçeve de sunuyor aslında bize. O yüzden ben bu çerçevede
konuşmak gerek. Ayrıca yani toplumun, yani bu vatandaşların harekete geçişi, kolektivite, kendi aralarındaki dayanışmaları, bunlar çok ilham verici. Seçmendeki bu olumlu duyguyu yansıtmak da önemli. Çünkü öbür tarafta daha seçmeni çok tek başına ve devlete muhtaç olarak çerçeveleyen bir daha iktidar propagandası, bir kampanyası var ki afetlerde hep böyle yapar zaten iktidarlar. O yüzden hani seçmene güven vermek önemli, ama burada siz iktidar değilsiniz. O yüzden daha başarılı yapabileceğiniz güven türü seçmene özgüven vermek, seçmenin kendi gücünü hatırlatmak. Çünkü bu gücün bir kendini gösterişi de iktidarı değiştirme gücüdür. O yüzden yani seçmene özgüven aşılayan ve sistemik sorunları, bu depremi konuşurken sistemik sorunları ele alan bir kampanya. Ama en önemlisi, bu şekilde bitirmiş olayım, bir mutabakatname hazırlandı. Çok, yani 200 küsür maddesi olan, bunların içinde bazıları gerçekten seçmenin günlük hayatına doğrudan etki edebilecek, dokunabilecek maddeler. Şimdi seçmenin bu 200 küsür maddeyi okuması, averaj seçmenin, çok gerçekçi bir beklenti değil. Bunlar içerisinde seçmenin hayatına en çok dokunacak 8-10 tanesinin kampanyalaştırılması gerekiyor. Ve seçmenin yani bir noktada yoldan bir seçmeni çevirdiğinizde, iktidar seçimi kaybeder, muhalefet kazanırsa neler yapacak dediğinizde, bu 10 maddenin 7'sini en azından sayabiliyor olması, bunu yapabiliyorsa başarılı bir kampanya yapmışsınız demektir. Bunlar seçmeni heyecanlandırıyorsa başarılı bir kampanya yapmışsınız demektir. Bu şekilde bitirmiş olayım. Evet, Bir Gün TV yayınında akademisyen Seda Demiralp'i konuk ettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.